Ne oldu? Endişelisin. Nena'nın telefonu kapalı ve annem de açmıyor. Bak oğlum, kadınlar alışverişi çok severler ve ayrıca şarjı da bitmiş olabilir. Baba, eğer İsra bu sefer de bir şey yaptıysa onu affetmeyeceğim. Biraz olumlu düşünmelisin oğlum. Hep öyle düşündük baba. Onu bir çiçek gibi büyüttük. O bize ne yaptı? Şerefimizi iki paralık etti. Bakmaya kıyamadığım kardeşimin bana bunu yapacağını hiç düşünemezdim. İsra hata yaptı. Hata? Bir günah işledi. Bu aşk kavramını desteklemediğimizi bildiği halde yine de... Baba, onu alışverişe göndermemeliydin. Durduk yere bela alacağız. Önceden de alışverişe giderdi ama durum böyle olmazdı. Oğlum, İsra kararlarımızı yürekten kabul etti. Bu yüzden içim çok rahat. Ve onun benim veya senin saygınlığına zarar verecek hiçbir adım atmayacağına inanıyorum. Bak oğlum, için rahat olsun. O senin kardeşin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Haklı olabilirsin. Neden bilmiyorum ama İsra'nın sessizliği bizi felakete sürükleyecekmiş gibi hissediyorum. Kesin aklında bir şeyler var. Belki de bu yüzden ona güvenemiyorum. Hamad, İsra bir hata yaptı. Ve hatasını kabul etti. Artık böyle şeyleri düşünmek yerine bence sadece geleceğimize odaklanalım. Unutalım. O benim kızım. Ben kızıma çok güveniyorum. O bizi asla kandırmaz. Üzgünüm baba, sen kızına güvenebilirsin ama ben ona zerre kadar güvenmiyorum. Nikah günü Şazip'le gitmeye cesaret etti ve sonra geri döndü. Başka bir abi olsa onu orada öldürürdü. Bak, sebepsiz yere geriliyorsun. O öyle bir şey... Nerede kaldınız? Alışveriş yapmanın çok zaman aldığını biliyorsun Vakar. Sorun ne? Bir şey mi oldu yoksa? Hayır hayır, bir şey olmadı. Sizden söz ediyorduk biz de. Neden telefonu açmadın? Telefon şey... bilmiyorum. Şarjım... Neden dikkat etmiyorsun? Hamad. Anne, sen neden açmadın? Merak ettim. Hamad, çok gürültü vardı. Duymamış olabilirim. Eğer bu kadar merak ettiysen neden İsra'yı da aramadın ki? Sen bir soyguncuyu arayıp neredesin diye sorar mısın? O sıradan kız için tüm bunlara değer mi? Şazib'in bu seviyeye geleceğini hiç düşünmemiştim. Anne, beni iyi dinle. Sana sadece baskı yapıyor, seni çok üzüyor. Böylece kızı kabul edeceğini düşünüyor o. Eğer o benim oğlumsa ben de onun annesiyim. Ona diyeceğimi dedim. Nisar'la Ferhan'a verdiğim sözden kesinlikle geri dönmeyeceğim. Benim gelinlerim sadece Nimra ve Samira olacak. Sen zaten verdiğin sözden dönme. O bırak istediğini yapsın. Onun tehditlerinden korkmayacağız. Ama çok üzgün görünüyor. O değersiz kız için kendi hayatını mahvedecek. Baksana, beni bile karşısına aldı. Neden endişeleniyorsun? Onunla gerekli konuşmayı yaptım zaten. Sen sadece ne olursa olsun sözünden geri dönmemeye odaklan. Hepsi bu kadar. Sözümden dönmeyeceğim. Ama ona anlatamıyorum. Hayatımda hiç görmediğim bir kızdan o kadar nefret ediyorum ki inan bana, ondan nefret ediyorum.
Bak kızım, ne zamana kadar üzüleceksin? Hayat bu. Boş ver. Yoluna bak. Bu olanları nasıl unutabilirim baba? Şazib'i senin damadın olarak hayal ediyordum. Ama o İsra'yı seçti. Tüm bunları istesem de unutamam. Bu senin hatan değil kızım. Bu yüzden aramızdaki bağı kopartmak istedim. O zaman ne olacak? Şazib, sen bağları kopardığın zaman düğün günü İsra'yı tercih ederek bana haksızlık ettiğini anlayacak mı baba? Er ya da geç, Şazib anlayacak. Hatasını görecek. Ben teyzenle konuştum. Çok utanmış, bizden özür diledi. Şazip'le evlenmeni gerçekten çok istiyor. O kadar samimiyetle dil döktü ki hiçbir şey diyemedim. Yoksa ben kızımın çok fazla seçeneğinin olduğunu biliyorum. Kendini harap etme kızım. Ayrıca bu üzücü günlerinin geride kalacağını aklından çıkarma. Üzülme kızım. Üzülme. Sabah İsra'nın bu kadar çabuk evlenmesine şaşırdım doğrusu. Hamad'ın düğününde yaşananların etkisi hala sıcak. Aslında işler çok çabuk gelişti. Hem de damadın ailesi de düğünü erken istedi. Bu tür meseleler hızlı çözülmeli. Bu eve gelin olunca onunla zaman geçiririz diyordum ama ben gelir gelmez İsra'nın da talibi çıktı. Olabilir ama acelen neydi sabah? Biraz dinlenseydin. Evet aslında... Çok telaşlıydı. Böyle iyi teklifler sürekli gelmez. Bence İsra gerçekten çok şanslı. Çok doğru söylüyorsun güzel kızım. İsra gerçekten çok şanslı. Yoksa Hamad'ın düğününde yaşananlardan sonra onu hiç kimsenin istemeyeceğini düşünmüştüm. Açıkçası asıl kahraman Meryem'dir. Her şeyi biliyor ve yine de büyük bir risk alıyor. Evet, çok doğru söyledin. Doğru olanı yaptın Sabah. İsra'yı hemen evlendirme kararın mantıklı. Herkesin önünde sevdiği adamla giden bir kız yalnızken daha kötü şeyler yapabilir. Siz neler diyorsunuz böyle? Onu ben bu yaşa getirdim, ben. Bunu asla yapmayacağını biliyorum. Ama o da sana minnetini göstermek için sevdiği adamla kaçtı. Bak Sabah, en iyisi bunları hiç konuşmayalım. Hey teyze, niye geriliyorsun? Çay için. İsra'nın hata yaptığını kabul ediyoruz ama bunun için annemi böyle üzmeyin. Sizin de kızlarınız var. Şu anda bizim çektiğimiz acının aynısını siz de çekebilirsiniz. Kusura bakma ama böyle kızımız olsa evimizdeki erkekler tedbir alırdı. Hadi kalk gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Oturun lütfen. Neyse, düğüne mutlaka gelin. Thank you.
bir kahve gönderin. Alo. Sesini duyunca davetiyi aldığını anladım. Ne oldu? İsrail'e evleneceğim için sevinmedin mi? Geçen gün bana sizi rahat bırakmamı söylüyordun. Ne oldu? Çok sessizsin bakıyorum. Kağıt üzerine isim yazarak kalbe yazılan isimleri silemezsin. Çok iyi konuşuyorsun. Etkilendim. Ama eğer bu sözlerle İsra'yı yanında tutabilseydin, o zaman seni kıskanırdım. Ateşle oynuyorsun. Sonunda kül olacaksın. Masanın üzerinde düğün davetiyemiz var. Hala kül olacağımı mı düşünüyorsun? İsrail'e evlendiğim zaman asıl sen yanıp kül olacaksın. Bu gerçekten harika bir iş olacak ve sen aşkın ateşinde yanmaya devam edeceksin. Hoşça kal. İsra, bu nasıl? Güzel. Az mı, çok mu? Çok güzel. Düğün gününde bunu giyeceğim. Çok hoş olur. Beni bu kadar aptal mı zannediyorsun? Sanki seni anlamıyor muyum? Bunları sadece beni kırmamak için söylüyorsun. Ama içinden bana karşı neler geçirdiğini biliyorum. Neden hakkımda böyle düşünüyorsun? Benimle ilgili kötü düşüncelerinden kurtulmalısın. Sen abimin karısısın. Benim tek yengemsin. Yüzünü dahi görmek istemeyen abinin mi? Bir an önce evlenip gitmen için Allah'a dualar ediyor. Bu abiden mi bahsediyorsun? Gidebilir miyim? Git. Eğer sen düğün için mutlu değilsen benim de mutsuz olacak halim yok. Ne de olsa gidiyorsun. Thank you.
Alo. Alo dostum, ne haber? Seni çevrim içi gördüm, işin vardır diye aramadım. Birkaç tane fotoğraf gönderdim. Baksana, şu anda heyecandan deliriyorum resmen. İçimde kelebekler uçuşuyor, bu normal ama değil mi? Neden sessizsin? Beni ya da İsra'yı tebrik etmeyecek misin? Buraya gelip bir skandal çıkarmayı aklından bile geçirme. Düğüne kadar tüm hazırlıkları yaptım. Hem buraya gelsen bile sadece o kadarla kalacaksın. Bunu garanti ederim. Ne oldu? Hemen vaz mı geçtin? Bir şey de lütfen. Tamam. Yoksa sen hemen İsra'dan sıkıldın mı? Ha? İsra'dan beni ancak ölüm ayırır. Ve o kadar çabuk ölmeyeceğim. Thank you.
Biliyor musun? Babanla ben o gün Hamat doğduğu zaman çok sevindik. Ama sen doğunca deyim yerindeyse çıldırdık. Senin için büyük bir düğün yapacağımızı ve bundan da büyük keyif alacağımızı sandık. Ama yaptıklarından sonra benimle babanın gururunu ne kadar kırdığının farkında mısın sen? İkimize de yaşattığın üzüntünün farkında olmadığına eminim İsra. Bu çok belli oluyor. Şimdi düşünüyorum da eğer senin doğumunda bu kadar mutlu olmasaydın, senden beklentimiz olmazdı. Hala o adamın gelip bizi misafirlerimizin önünde rencide edip küçük düşürmesinden korkuyorum İsra. Ben bugün kızların büyük bir sınav olduğunu anlamış oldum. Anne. İtibarımızı mahvetme kızım. Nereye gidiyorsun böyle? Gel otur biraz sohbet edelim. Duydum ki acı çeken insanlar konuşma yeteneğini kaybediyormuş. Bir daha konuşma şansın olmayabilir. Ben gidip çay koyayım. Yeni evlenecek kız çay mı koyar? Sen otur ben hallederim. Allah'a şükür dün geceki tören iyi geçti. Bir şey diyeyim mi? Kahramanının her an bizim eve görkemli bir giriş yapıp her şeyi mahvedeceğinden korkuyordum. Ama belli ki senden vazgeçmiş. Sana bir sır vereyim mi? O kahramanına söyle. Abin sırf ailesine düşündüğü için o gün sesini çıkarmadı. Eğer o yeniden bir olay çıkartırsa bu sefer hayatını kaybedecek. Ben söylemiş olayım. Gerisi sana ve ona kalmış. Çok hoş görünüyorsunuz. Gelin olduğun zaman çok güzel görüneceğine eminim. Tabii ki hoş görünecek. Çok acı çeken insanlar parıldarmış. Affedersiniz, siz İsra Bakar mısınız? Evet. Hamat Bey sizi almaya geldi. Hamat burada mı? Ama daha makyajıma başlanmadı bile, ne kadar sürecek? Bir saat kadar hanımefendi. Bir saat mi? Bu... Hamat bizi bekliyor. Sen git.
senin yüzünden kocam beni burada bırakacak. Yoksa personelin bu kadar yavaş çalıştığı bir salona asla gelmezdim. Sen git, daha fotoğraf çekimin olacak. Hamada bir saat sonra beni almasını söyle. Tamam. Elini çabuk tut. Tamam. Sabah. Evet. Hamat'la konuştun mu? Damat yolda. Hamat nerede? Ben onu çiçek almaya yolladım. Eksik çıktı da. Ve oradan da İsra ve Nena'yı salondan alacaktı. Şimdiye dek gelmiş olmalıydı. Peki tamam. Neyse. Ben gidip konuklara bakayım. Sen de oraya git istersen. Tamam. Peki. Tamam. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. İsra nerede? Ne zaman çıkar? Nasıl? Yani daha içeride çok işi var mı? Ne diyorsun Hamat? Bir saat önce onu almadın mı sen? Aklını mı kaçırdın? Ben daha şimdi geldim ya. Hamat, gözlerimle gördüm. İsra salondan ayrıldı. Gitmesine izin mi verdin? Nena, ona sahip çık diye seni yanında bırakmadın mı? Kiminle nereye gitti? Bilmiyorum Hamat. Personel bana onun işinin bittiğini söyledi. Ben de ona çıkmasını söyledim. Kiminle ve nereye gittiğinden emin olmadan gitmesine izin mi verdin yoksa? Üzgünüm Hamat. Sen olduğunu sanıyordum. Ah, hayır. Kız kardeşim buradaydı. Ve sonra çıkıp nasıl gittiğini bilmek istiyorum, tamam mı? Efendim, gelin buradan karınızın izniyle ayrıldı. Baksana. Sen ne demeye çalışıyorsun? Bana bir saat makyaj yapacağını söylediğin için fotoğraf çekimine geç kalmasını istemedim. Ve bize haber veren senin arkadaşındı. Hanımefendi, lütfen bağırmayın. İtibarımızı sarsıyorsunuz. İtibarını düşünüyorsan olanların farkında değilsin. Efendim, lütfen anlayın. Biz birini nasıl dışarıya çıkaralım? Gelin hazır olunca onu dışarıya gönderin diyen biri aradı. Bu yüzden çalışanlarıma İsra Hanım'ı gönderin dedim. Bunu karınız da duydu. Delirdin mi sen? Nasıl olur da bir telefonla onu gönderirsiniz? Beyefendi, sonuçta İsra Hanım bir yetişkin. Biz nasıl onu engelleyebiliriz? Hepiniz çıldırmışsınız. Benimle dalga geçiyorsunuz. Eğer kardeşime bir şey olursa hepinizi mahvederim, tamam mı? Beyefendi, ne diyorsunuz? Biz 20 yıllık esnafız. Bizi iyi tanırlar. Hiç şikayet almadık. Her şeyden önce o numara gerekiyor. Sizi arayan o numarayı verin. Efendim, bizi arayan bütün numaraları kaydediyoruz zaten. Bana numarayı ver. Telefon kapalı. Eğer güvenlik de onu görmediyse buradaki hiç kimseyi bağışlamayacağım. Güvenliği arayın. Alo, baba. Hamat, neredesin oğlum? Uzun zamandır seni bekliyorum. Salondan Nene ve İsra'yı aldın mı oğlum? Baba, Konuşsana. Baba, ben... Ne oldu?
Ama bana ne olduğunu anlat. Kötü bir şey mi var? Neler oluyor? İsra salondan ayrılmış. Ayrılmış mı? Nereye gitmiş peki? Söyle bana. Salon personeli dedi ki, güya ben bir saat önce onu almaya gelmişim ama ben buraya daha yeni geldim. Ama bak şu an... Hamat oğlum, bütün misafirler bekliyor. Bir şeyler yap Hamat. Baba sakin ol, araştırıyorum. Bunların arkasında kim varsa öğreneceğim. Sonra onu kendi ellerimle öldüreceğim. Sen güçlü ol lütfen. Ben sana haber vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.